Rhaenyra Targaryen, kralın şehrini ele geçirip tahta oturmuştu. Sahte kral 2. Aegon defedilmişti. Hainlerin başlarından olan kral yapan Kristen Cole savaşta öldürülmüştü. Otto Hightower'ın ise başı kesilmişti. Fakat Rhaenyra'nın saltanatı hala sallantıdaydı. Zira akraba katili Prens Aemon Targaryen, Nehir Ovan'ın dehşeti olmuştu. Gökten yağmur gibi nehir topraklarına ölüm indirmeye başladı. Her gün saldırıyor, akabinde ortadan kayboluyordu. Sabitha Frey, Harrenhal'ı ele geçirip Prens Aemond'un fahişesi Alys Rivers'ı nehir almıştı. Bu sebeple Prens Aemond Harrenhal'a saldırdı. Kaledeki her ahşap yapıyı yaktı. Ancak Lady Sabitha Frey gizlilik içinde saklanarak alevlerden kendini kurtardı. Alys Rivers ise Prens Aemond'la beraber Harrenhal'dan ayrıldı. Nehirova'da bunlar olurken menzil topraklarında Rhaenyra'nın en büyük tehditlerinden birisi yükselmeye devam ediyordu. Prens Daeron Targaryen, savaştaki yiğitliğinden dolayı kendisine Cüretkar Prens Daeron denmişti. Prens Daeron ve Lord Ormond Hightower büyük bir güneyli ordusunu komuta ediyordu. Bu ordu Mander'ı geçip kral topraklarına yavaşça ilerliyordu. Siyahların bütün birliklerini parçaladılar ve diz çöken her lordu kendi güçlerine eklemeye zorladılar. Bütün bu tehditlerin farkında olan Kraliçe Rhaenyra'nın eli ihtiyar Lord Corlys Velaryon, Kraliçe Rhaenyra ile konuşmak istedi. Ona eğer diz çökerlerse ve yemin ederlerse, ayrıca demir tahta rehineler teklif ederlerse Lord Baratheon, Lord Hightower ve Lord Lannister'ı affetmesini önerdi. Ayrıca deniz yılanı, dul kraliçe Alicent ve kraliçe Helena'nın sorumluluğunun da inanca verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Böylece hayatlarının geri kalanını dua ve tefekkür ederek geçirebilirlerdi. Ayrıca Helena'nın kızı Jaehaera'yı da kendi oğlu genç prens Aegon ile evlendirebilirdi. Peki ya kardeşlerim, diye sordu Rhaenyra. Bu sahte kral Aegon ve akraba katili Aemond ne olacak? Onları da affetmemi ister misin? Tahtımı çalan ve oğullarımı öldürenleri. Lord Corlys ise onların canını bağışlayın ve sura gönderin, diye yanıtladı. Gece nöbetine yemin etsinler ve hayatlarını orada geçirsinler. Yemin bozanların yemini ne işe yarar, diye sordu kraliçe Rhaenyra. Yeminleri tahtımı aldıklarında onları rahatsız etmedi. Prens Daemon da kraliçeye katılıyordu. Asiler ve hainlere özür dileme hakkı vermenin sadece taze isyanların tohumlarını ekmek olduğunu düşünüyordu. Prens Daemon, hainlerin başları kral kapısının üstündeki sivri uçlara takıldığında savaş sona erecek. Daha önce değil, dedi. Ona göre 2. Aegon zaman içinde kayaların altında saklanırken bulunabilirdi. Ancak savaşı Aemond ve Daeron'a götürmeleri gerekiyordu. Ayrıca Prens Daemon'a göre Lannister'lar ve Baratheon'lar da yok edilmeliydi. Bu sayede toprakları ve kaleleri daha sadık olan insanlara verilebilirdi. Büyük fırtına sonu ejder tohumu Ulf'un, Kesteli Kayası da diğer bir ejder tohumu Hook'a verilmeliydi. Prens Daemon böyle düşünüyordu. Ancak onun bu planı deniz yılanını dehşete düşürdü. Lord Corlys, bu kadar eski ve soylu iki evi yıkacak kadar acımasız davranırsak Westeros lordlarının yarısı bize karşı tavır alır, dedi. Eşi ile eli arasında seçim yapmak kraliçenin kendisine düştü. Rhaenyra orta bir yol seçmeye karar verdi. Fırtınanın sonuna ve Kesteli Kayası'na elçiler gönderilecekti ve adil şartlar sunulacaktı. Rhaenyra, kardeşlerim öldükten sonra hepsi diz çökecek, dedi. Başlarını taht odamın duvarlarına asmam için ejderhalarını katledin. İnsanların önümüzdeki yıllarda bana ihanet etmenin bedelinin ne olduğunu anlaması için onlara bakmasını istiyorum. Nihayetinde konsey bir karar verdi ve bir plan yaptı. Rhaenyra Targaryen, kral topraklarının kesinlikle korunmasız kalmaması gerektiğini düşünüyordu. Bu sebeple kendi ejderhası ile beraber kral topraklarında kalacaktı. Ayrıca Corlys Velaryon'un varisi Adam Velaryon'un ejderhası Seasmoke da orada bulunacaktı. Prens Daemon ve diğer bir ejder tohumu olan Ned Dess ise Caraxes ve Shipstealer'ı alıp Aemond Targaryen ile
Vhagar'ı avlayacaktı. Prens Daeron Targaryen ve Güneyli ordusu için de bir çare düşünüldü. Hightower ordusunu ve ejderha Tesserion'u Prens Daeron'la beraber öldürebilmek için güneydeki Tumbleton kasabasında büyük bir ordu toplanacaktı. Ve ayrıca bu orduya ejder tohumları Ulf ve Hook da ejderhaları Vermithor ve Silverwing ile beraber destek vereceklerdi. Lord Corlys, Prens Daeron'un hayatta bırakılabileceğini ve rehin olarak tutulabileceğini ileri sürdü. Fakat Kraliçe Rhaenyra kararlıydı. Sonsuza dek çocuk kalmayacak. Erkekliğine yetişmesine izin verirsek er ya da geç kendi oğullarımdan intikam almak isteyecektir dedi. Yapılan planlar neticesinde Ulf ve Hook Tumbleton kasabasına doğru yola çıktı. Prens Daemon ve Ejder Dölü Netliss ise ejderhalarıyla beraber Nehirova'ya doğru harekete geçtiler. Alicent Hightower, kraliçenin bu planları hakkında duyumlar aldığında dehşete düştü. Oğulları için endişelenen Alicent, barış istemek için yalvararak dizlerinin üzerinde demir tahtın huzurunda Rhaenyra'nın karşısına çıktı. Kendisine artık zincirlerdeki kraliçe deniliyordu. Alicent, diyarın bölünebileceği fikrini ortaya koydu. Rhaenyra, kral topraklarını, kuzeyi, Erin Vadisi'ni, üç dişli mızrağı ve suladığı tüm toprakları ve adaları alabilirdi. İkinci Aegon ise Eskişehir'den yönetilmek üzere fırtına toprakları, batı toprakları ve menzile gidecekti. Rhaenyra, üvey annesinin önerisini aşağılayarak reddetti. Oğullarınız inançlarını koruyup bana sadık kalsaydı sarayımda yerleri olurdu. Ama beni doğum hakkımdan mahrum etmeye çalıştılar ve tatlı oğullarımın kanını döktüler dedi. Alicent ise piç kanı savaşta aktı dedi. Fakat oğlumun oğulları masum çocuklardı. Acımasızca öldürüldüler. İntikam susuzluğunu bastırmak için daha kaç kişi ölmeli? Dul kraliçenin sözleri yalnızca Rhaenyra'nın ateşine ateş kattı. Artık yalan duymayacağım dedi. Bir daha piçlikten bahset, ben de senin dilini koparırım. Alicent'ı tehdit ettikten sonra onu odasından gönderdi. Fakat mantarın anlattığı daha farklı bir hikaye vardı. Ona göre Rhaenyra Alicent'ı sadece tehdit etmemişti. Dilini orada koparttırmıştı. Ayrıca Beyaz Solucan'ın verdiği akılla Kraliçe Alicent'ı ve Kral Aegon'un karısı Kraliçe Helena'yı bir genel evde çalıştırmıştı. Onlara kendi piçleri olana kadar tecavüz ettirilmesini emretti. Bu sayede bir daha piçlerden bahsetmeyeceklerdi. Fakat birçok kaynak bu konuda mantarın yalan söylediğini ve abarttığını bildirmekte. Fakat kitaptaki her detayı belirttiğim gibi bunu da anlatmak istedim. Kraliçe Rhaenyra'nın Tumbleton'daki ordusu toplanmıştı. Bazı anlatımlara göre 30 bin kişilik büyük bir ordu toplanmıştı. Bazı anlatımlara göre ise 6 bin kişi ile 12 bin kişilik bir ordu toplanmıştı. Her iki durumda da Rhaenyra'nın ordusunun sayısı Daeron'un ordusundan daha yüksekti. Ayrıca Vermithor ve Silverwing'in binicileriyle birlikte gelmesi Tumbleton'dakiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak onları bekleyen dehşetler hakkında Tumbleton halkı çok az şey biliyordu. Tumbleton ihaneti olarak bilinen, nasıl ve ne zaman ve niçin olduğu çok tartışmalı bir konu olarak kalmaya devam eden bu meselenin gerçekleri asla ortaya çıkmayacak. Tumbleton kasabasına Prens Daeron'u öldürmek için gelen Ulf ve Hook son anda taraf değiştirip yeşillerin safına katıldı. Birçok kişiye göre bu iki hainin ihanet etmesine neden olan şey açgözlülüktü. Onur onlar için bir şey ifade etmiyordu. Onların istedikleri servet ve güçtü. Boğaz ve kral topraklarının çöküşünden sonra şövalyelik kazandılar. Ama kraliçe Rhaenyra'nın onlara verdiği mütevazi varlıklar piçlere yetmemişti. Lord Rosby ve Lord Stockport idam edildiğinde onların kızları ejder tohumlarına verilecek ve kaleleri de onlara geçecekti. Ancak nankör kraliçe bu ödülleri onlara vermedi. Ardından fırtına sonu ve Kesteli Kayası onlara gösterildi. Fakat bu ödüller de ellerinden alındı. Bazı bilgilere göre yumru ayak Larry Strong'un casuslarıyla anlaşmışlardı. Kral 2. Aegon'un kazanmasına yardım ederlerse büyük ödüllerle ödüllendirileceklerini düşünüyorlardı. İhanetlerinin ve hainliklerinin nasıl gerçekleştiğini tam olarak bilmesek de Tumbleton Savaşı'na dair çok daha fazla şey biliyoruz. Yeşillerin ve siyahların ordusu Tumbleton kasabasının önünde
çarpışmaya başladı. Savaşın ilk dakikalarında ejderhalar bu mücadeleye dahil olmadılar. Zaten siyahların ordusu iki ejderhanın da kendi saflarında olduğunu düşünüyordu. Ancak ejderhalara gerek bile duyulmadan yeşillerin ordusunun üzerinde baskı kurmaya başlamışlardı. Büyük bir mücadele veren siyahların ordusunun içinde kendilerine kış kurtları diyen 2000 askerle kuzeyden inip Nehirova'da önce Lannister'ları yenip devamında Kristen Cole'u öldüren geçkin Rodin'in önderliğindeki kuzeyli ordusu da bulunuyordu. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken yeşillerin ordusunun liderlerinden Ormond Hightower öldürüldü. Onun ölümünün ardından sancakları devrildi ve siyah ordu yarma harekatına başladı. Bu gelişmeleri gören kasaba halkı savaşın kazanıldığını düşünerek alkışlar ve sevinç çığlıkları atmaya başladı. Ancak Vermithor ve Silverwing gökyüzüne tırmanıp Tumbleton'a ateş püskürdüklerinde bu alkışlar çığlığa dönüştü. Büyük Üstad Munk'un bu savaşa ateş alanı diyordu. Tumbleton alev aldı. Dükkanlar, evler, septler, insanlar, meşaleler gibi sokaklarda yanarak çığlık atıyorlardı. Duvarların dışında ise Prens Daeron ejderhası Tesserion'un üzerine bindi ve siyahların ordusuna saldırdı. Bir taraftan Tumbleton kasabası yakılıyor, bir taraftan siyahların ordusu iki ateş arasında parçalanıp yok oluyordu. Savaşın ardından yapılan yağma Westeros tarihi kadar vahşiydi. Müreffeh bir pazar kasabası olan Tumbleton kül ve köz haline gelmişti. Binlerce kişi yandı ve nehirde yüzmeye çalıştıkları sırada boğularak öldü. Bazıları daha sonra onların şanslı olduğunu söyledi. Çünkü hayatta kalanlara merhamet gösterilmedi. Hayatta kalan erkeklerin ve savaşçıların birçoğunun kafası kesiliyordu. Ayrıca hayatta kalan kasaba kadınlarına, 8-10 yaşındaki çocuklara bile tekrar tekrar tecavüz ediliyordu. Yaşlı adamlar ve küçük erkek çocukları da kılıçtan geçirilirken ejderhalar ölülerin leşleriyle besleniyordu. Bu vahim olayın ardından Tumbleton bir daha asla iyileşmedi. Her ne kadar buranın üzerine yeniden kasabalar kurulmaya çalışılsa da hiçbiri başarıyla sonuçlanmıyordu. Çünkü halk buranın lanetli olduğunu düşünüyordu.